Number One TV ekranlarından herkese merhabalar. Patlıcan şimdi başladı ve saat 5'e kadar bugün yine Türkiye'nin bir numaralı müzik ve eğlence kanalı Number One TV ekranlarında sizlerle birlikteyiz. Ama özel bir konuğumuz bizlerle birlikte Yonca Evcimik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Yine enerji yüksek. Niye enerji? Yine kıyafet süper. Kafada yine şapka. Evet, şapkasız çıkmam abi. Yeşil giydim. Muradımı ermek istiyorum. Bugün muradımızı eriyoruz. Bir şey var bugün bizde yani. Hoş geldiniz gerçekten. Benim için özel programlardan bir tanesi olacak. Teşekkür ederim. Hem ben sizi çok seviyorum. Teşekkür ederim. Hem o parçaların her birisinin bende bir anısı var. Birazcık eskiye de gideceğiz bugün. Özel bir playlist sizleri bekliyor. Çünkü bugün program içerisinde Yonca Evcimik olduğu için tamamen onun video klipleri var arkadaşlar. Süper. Özel bir program. Süper. Peki bunların hepsini teker teker birazdan seyredeceğiz ama sormak istiyorum. Bu aralar neler yapıyorsunuz? Bu aralar neler yapıyorum? Aşağı yukarı bir 2-3 ay falan oldu. 2,5-3 aya geliyor o albüm çıkalı. Onun promosyonunu bir hızlı bir şekilde geçtik. Bu promosyonun tabii yanlış bir kelime oluyor aslında. Tanıtımıyla ilgili evet. Çok uğraştık. İşte Popcorn, Uğur. Fakat enteresan bir durağan döneme geldik. Tamamıyla ekonomik krizle ilgili. Hiçbir şeyin tadı tuzu yok maalesef. Yani albüm satmıyor, un kapanı neredeyse kepenk indirdi. Bir tıklamalarla hayatımızı, yani müzikal anlamdaki hayatımızı tıklamalarla geçirmemiz gerekiyor ama hala görüyorum ki zaten 3 kuruşa istediğin kadar şarkı indirebilirsin imkanı varken daha fena halde bedavalar tercih ediliyor. Bu da fena. Maalesef vazgeçemedik biz bundan. Maalesef vazgeçemedik ama dünyada artık insanlar sanatçıları da müziği de yaşatabilmek için çok dikkat ediyorlar böyle şeylere. Hı hı. İnşallah biz de dikkat edeceğiz. O günlere geleceğiz diye ümit ediyorum. İnşallah. Ben de ümit ediyorum. Çünkü yurt dışına falan gittiğiniz zaman o kadar çok farklı şeyle karşılaşıyorsunuz ki, o kadar çok sahiplenme güçleri yüksek ki ne güzel. Yani konserlerinden tutun da albümlerine kadar. Tabii. Enteresan bir şey var tabii. Orada. Keşke o şey burada da olabilse. Ama umarım ilerleyen dönemlerde olacak ve daha da net benimseyeceğiz. Valla senelerden beri o sistem bir türlü oturmuyor. İşte mesela 94'te biz ilk şeyimizi, single'ımızı yaptığımızda 8-15 vapurunu ben zannediyordum ki gelecek 3-4 sene içerisinde dünyada olduğu sistemdeki gibi single sistemi Türkiye'de oturacak. Hmm. Önce single çıkacak, arkasından albüm çıkacak. Yok. Şöyle şey olmadı. Şimdi artık şöyle olmaya başladı galiba. Parasızlıktan para çıkaramıyoruz. Yani şey, albüm çıkaramıyoruz. İçin single ve maxi single çıkarılmaya başlandı. Yani böyle kendimize şey göre, Türkiye'ye göre yine onu bir formül oluşturduk. Evet, yok yani o sistemi yapamayacağız, oturtamayacağız. Ben artık ümidimi yitirdim. Ya. O zaman ümitliydim, artık ümitli değilim o konuda. Hmm. Hele de bu gidişatta. Biraz zor görünüyor galiba. Artık zor. Zaten artık single mı kaldı zaten, CD mi kaldı? Her şey dijitale döndü ama biz pek oraya ayak uyduramıyoruz. Çünkü oradaki kültür ve eğitim düzeyi onu gerektiriyor. Bedava almamayı tıklayarak bile alsa hakikaten legal yoldan almayı. Biz hala illegallerin peşindeyiz. Dolayısıyla çok umutlu değilim yakın gelecek için ben bu anlamda. Hmm. Onun dışında ne yapıyorum? Yoncumuk projesiyle ilgili çok çalışıyorum. Biliyorsunuz işte Türkiye'nin ilk lisanslı ürünü bebeği yaptık. Bebek acayip patladı gitti. Patlamış. Evet, onunla ilgili haberleri okudum. Mesela inanamadım. Ve yani hakikaten aboneden sonra yok satmak nasıl oluyormuş bir kere daha hatırladım ben. Ya o dönem inanılmaz güzeldi zaten. Ben onlara birazcık değinmek istiyorum zaten. Birazcık da soluklanalım isterseniz. Ne var sırada biliyor musunuz? Aslında yeni bir video kliple devam ediyoruz. Hı. İlk anonsu, ilk açılışı onunla yapmak istedim. Sonra yavaş yavaş yeniler, eskiler, yakın zaman. Tamam. Biraz karışık bir playlist bugün sizi bekliyor. Tamam. Açıkçası ben böyle olmasını zaten istedim. Zaten kafamız karıştı. Karıştırıp gidelim. Peki o zaman çapkın kız diyelim. Şimdi sizlerle birlikte olsun. Daha sonrasında programımız kaldığı yerden Yonca Evcimik'le birlikte devam ediyor.